Evet, dün oynanan mücadelelerin ardından şimdi Hüseyin Özkök'le bir Skype bağlantısı yapacağız ve hem temsilcilerimizin durumlarını, ülke puanını, muhtemel rakipleri hem de dış basının gündemini tabii ki konuşacağız. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi günaydın, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum herkese. Sana ve ekip arkadaşlarıma da tabii. Çok teşekkürler, biz de size aynı şekilde. Hemen isterseniz dünkü maçları şöyle biraz değerlendirelim ve tabii ki dün oynanan karşılaşmaların ardından ülke puanındaki yerimiz, son durum ve elbette Fenerbahçe'nin rakibi. Fenerbahçe bundan sonra yoluna hangi tarihlerde nasıl devam edecek, şöyle bir izleyicilerimize özetleyelim. Şimdi dün sabah ben Demet'te yaptığım yayımda Fenerbahçe'nin farklı kazanmasını beklediğimi, Beşiktaş'ın da Lugano'yu yeneceğini söylemiştim. Herkes yani Beşiktaş'ta 17 eksik var, işte maçı kazanması zor gibi yorumlar yapmıştı. Fakat ben Beşiktaş'ın bu kan değişikliğiyle, yönetimde yaşanan kan değişikliğiyle ve kadro dışı bırakılan oyuncuların bazılarının diğer oyuncularda huzursuzluk yaratmasından sonra Beşiktaş'ın kalan futbolcuların, elde kalan futbolcuların Lugano karşısında her şeyi ortaya koyup maçı kazanacaklarını düşünüyordu ve öyle de oldu. Beşiktaş dün akşam hatta çok daha farklı kazanabilirdi. Bayağı goller kaçırdı siyah beyazlar. Ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak da Avrupa kupalarına en azından bir galibiyetle ve ülke puanına katkı yaparak elendi Beşiktaş. Fenerbahçe'nin zaten ben bu grupta çoktan hani birinciliği garantilemesini bekliyordum ama beklediğimiz gibi olmadı. Çünkü kadro itibariyle Fenerbahçe bu grubun çok üzerindeydi. Fakat o iki maç üst üste gelen mağlubiyet biraz işi tehlikeye sokar gibi olsa da dün akşam Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet aldı. Daha fazla da gol atabilirdi. Diğer tarafta da işler istediğimiz gibi gidince Ludogorets'e berabere kalmalıydı ya da tek farkla veyahut da işte Fenerbahçe'den daha az atarak kazanmalıydı. Dolayısıyla o da gerçekleşti. Onlar 1-0 kazanabildiler. Ben zaten o maçı da paralel olarak takip ettim. Yani öyle çok pozisyonlu bir maç da olmadı. İki takım böyle denk kuvvetler şeklinde mücadele ettiler ve böylece Fenerbahçe'de grup birincisi olarak turu geçti. Şimdi Fenerbahçe grup birincisi olarak Mart ayında sahaya çıkacak. Ama daha önce Avrupa Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde gruplarında üçüncü olan takımlarla Konferans Ligi'nde gruplarında ikinci olan takımlar bir playoff turu yapacaklar Şubat ayında. İşte o playoff turunda kazanan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin rakibi olacak ve 7 Mart'ta ilk maç deplasmanda olacak Fenerbahçe için. Ve kendi sahasında da rövanş karşılaşmasını oynayacak Fenerbahçe. Ülke puanına gelirsek, ülke puanına dün akşam iki takımımız da katkı sağladılar tabii ki. Fenerbahçe ve Beşiktaş ikişer puan alarak ülke puanına bir tam puan kazandırdılar. Ve bizim puanımız böylece 37 bin, düzeltiyorum, 37.100'e çıktı. Fakat bu 37.100 içinde Fenerbahçe'nin elde ettiği grup birinciliği puanı da var. UEFA Konferans Ligi'nde birinci olan takımlara iki bonus puan veriyor. Ve böylece ülke puanımız Fenerbahçe'nin elde ettiği bu iki bonus puanla ki o da 0.50 olarak yansıyor ülke puanına 37.100 puana çıktık. Ve şu anda 9. sıradaki yerimizi koruyoruz. İskoçya bizi Ezgi 35.850 puanla takip ediyor. İskoçya'nın sadece bir takımı kaldı. Rangers, Celtic ve Aberdeen elendiler. Celtic Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Aberdeen Konferans Ligi'ndeydi. İkisi de elendiler fakat kazanarak elendiler ve İskoçya'ya en azından onlar da Beşiktaş gibi elenmelerine rağmen kazanarak katkı sağladılar. Bunun yanında Çekya takımları bayağı bir başarılı performans gösterdiler ve onlar da bir baskı yapıyorlar. Şu anda 34.550 puandalar ve 3 Çek takımı gruplardan çıkarak kışı geçti ve Şubat-Mart aylarında yapılacak işte playoff ve normal son 16 turu maçlarına kaldılar. Bizi burada en tabii ki tehdit edecek ülke Çekya. Bizim de ama iki takımımız var. Galatasaray ve Fenerbahçe yollarına devam ediyorlar. Ben artık Ezgi ilk 10 içinde kalacağımıza kesin gözüyle bakıyorum Avrupa'daki bu ülkeler sıralamasında. Bunun da anlamı ne?
2025-26 sezonunda bizim şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek. Bu çok önemli tabii ki. Bu 9. sıradaki yerimizi koruyacağımızı ama ona da inersek herhangi bir sorun yaşamayacağımız için problem olmayacağını düşünüyorum ama 9. sıradaki yerimizde rahatız. Çekya'nın bizi geçeceğini tahmin etmiyorum Ezgi. Biraz da isterseniz gelirlerden bahsedelim. Özellikle Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek ciddi bir gelirden oldu. İsterseniz grup aşamalarında ne kadar gelir elde etti takımlar, ondan da bahsedelim. Şimdi Galatasaray Kopenhag karşılaşmasını kazansaydı ve son 16 turuna kalsaydı Şampiyonlar Ligi'nde o akşam daha kasasına ekstradan 12 milyon 400 bin euro koyacaktı ve bu sezon elde ettiği gelirler toplam 40 milyonu geçecekti Ezgi. O para yani 12 milyon 400 bin o maçtan sonra Kopenhag'ın kasasına gitti. Onlar aşağı yukarı 40 milyon üzerinde bir gelir elde ettiler ki Kopenhag'ın bütçesini karşılaştırdığında elde edilen gelirle herhalde elde edilen gelir bütçesinden çok daha fazladır diye düşünüyorum. Diğer yandan Galatasaray Avrupa Ligi playoff'una gideceği için bu playoff'a katılan takımlara verilen 500 bin euro geliri elde etti. Ve bununla birlikte Galatasaray'ın grup aşamasında elde ettiği gelirler 29 milyon 56 bin euroya ulaştı. O da yine de az bir rakam değil. 29 milyon 56 bin euro. Fenerbahçe bütün gruptan çıktıktan sonra birinci olması nedeniyle toplanan gelirlerle birlikte 7 milyon 329 bin euro elde etti Konferans Ligi'nde. Ve Beşiktaş da maalesef elendi. Performans olarak da grup maçlarında tabii ki maçlarda galibiyet primi veya beraberlik primi alamadığı için sadece bir galibiyet, bir beraberlik alabildi Beşiktaş. Onlar da 4 milyon 967 bin euro alarak Konferans Ligi'ne veda ettiler. Takımlarımız bu şekilde gelirler elde ettiler Ezgi. Peki, bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşaması tamamlandı. Gruptan çıkanlar, elenenler, Avrupa Ligi'nde yola devam edenler hepsi belli oldu. Sizin için böyle sürpriz diye nitelendirebileceğiniz takımlar kimler oldu? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde elenenlere baktığımızda iki Premier Lig takımının elenmesi Newcastle ve Manchester United'ın büyük sürpriz tabii ki. Premier Lig her zaman Şampiyonlar Ligi'ni domine eden bir lig. Oradaki bütün takımlar en azından grup karşılaşmalarını geçip son 16 turuna kalırlardı. Fakat Galatasaray'ın grubundaki Manchester United ve Newcastle gruplarında sonuncu olarak elendiler. Tamamen Avrupa'dan elendiler. Bu tabii ki Premier Lig takımlarının elenmesi diğer takımları sevindirmiştir. Bunlar sürprizdi bana göre. Sevilla'nın en azından her zaman olduğu gibi üçüncü olamaması bana çok sürpriz geldi Ezgi. Biliyorsun Sevilla hep Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olur sonra Avrupa Ligi'ne gider orayı alırdı. Avrupa Ligi kupasını. Herhalde Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlarda Sevilla'nın üçüncü olmayıp elenmesine sevinmişlerdir. Çünkü Sevilla geldiğinde mutlaka o kupayı alıyor. Bunun dışındaki takımların elenmeleri sürpriz değil. Kızıl Yıldız, Antwerp, bunlar Celtic sürpriz değil bunların elenmesi. Salzburg'un ben üçüncü olabileceğini düşünüyordum ama Salzburg da elendi. Dolayısıyla bu şekilde sürprizler yaşandı Şampiyonlar Ligi'nde. Peki, isterseniz hemen bir FIFA Dünya'da yılın futbolcusu adaylarını da konuşalım. Severiz bu Evet, konuşalım. muhabbeti. Ballon d'Or'la aynı isimler, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Favoriniz kim? iki tane maalesef böyle seçim oluyor. Birisi UEFA'nın gazete, Fransız futbol gazetesiyle yaptığı Avrupa'da yılın futbolcusu seçimi. Diğer tarafta da dünyada yılın futbolcusu seçimini FIFA yapıyor. FIFA'nın adayları Ballon d'Or'daki işte Messi, Mbappe ve Haaland. Bunlar FIFA'nın dünyada yılın futbolcusu ödül törenine de katılacaklar aday olarak ve 15 Ocak'ta bu ödül töreni Londra'da gerçekleştirecek. Kadın futbolcular içinde de Bonmati, Caicedo ve Hermeso var. Hermeso'yu biz nereden tanıyoruz Ezgi? Meşhur bu Rubiales skandalındaki Skandaldan futbolcu. tanıyoruz. Evet, Hermeso da dünyada yılın futbolcusu ödüllerinde 3 adaydan biri olarak 15 Ocak'ta Londra'da olacak. Yani bilmiyorum. Tabii ki bu üç futbolcu çok başarılılar.
Ben Haaland'a hep gönlüm aslında. Genç yaşına rağmen hem İngiltere Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler yapıyor ama diğer yandan da işte Messi'nin takımına Dünya Kupası'nı kazandırması, Arjantin milli takımına. Onun da tabii ki önemi büyük. Bakalım 3 futbolcudan hangisi alacak bu ödülü? Senin gönlün tabii ki kimde onu çok net biliyorum Yani son ödülü dedikçe son ödül gelmiyor bir türlü, bilmiyorum artık. ben. Gelmiyor. Bir şey diyemeyeceğim ama yani tabii ki gönüllerin birincisi yine Messi benim için en azından. Şimdi isterseniz bugün gündemde başka hangi maddeler var? Son 1-1,5 dakikam, sözü size bırakayım ve şöyle bir özetleyelim. Şimdi kadınlar handbolda Dünya Kupası oynanıyor. Onu da söyleyelim. Başka sporlardan da ben bazen böyle haberler veriyorum. İsveç'te Fransa, Danimarka'yla Norveç yarı finale kaldılar. Kadınlar handbol Dünya Kupası'nda. Handbol biliyorsun dünyada çok sevilen bir spor. Türkiye'de ne yazık ki bizim takımlarımız henüz salon sporu olmasına rağmen basketbol, voleybol gibi başarılı değiller. Bu turnuvalara katılamıyorlar. Bu turnuvanın da finali pazar günü dünya şampiyonunun belli olmasıyla sonlanacak. Ocak ayında da Avrupa'da şampiyona var. Avrupa şampiyonası, Avrupa Handbol şampiyonası Almanya'da yapılacak. Ama ne yazık ki orada da bizim milli takımımız olmayacak. Bu haberlerle programımızı bugünlük noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Hüseyin Özkök. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Aynı şekilde ben de herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Çok Hoşça kalın. teşekkürler.